Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün YouTube videolarımıza nasıl küçük resimler tasarlayabiliriz, ondan bahsediyor olacağım. Ekranda gördüğünüz gibi böyle bir görsel tasarımı YouTube'daki videonuzun daha fazla izlenmesine veya daha fazla tıklanmasına yol açabilir. O yüzden daha dikkat çekici ve bu şekilde daha içeriği anlatan görseller tasarlamamız gerekiyor. Peki böyle bir görseli nasıl üretebiliriz? Photoshop'ta ne gibi işlemler yapabiliriz? Nasıl bir yol izleyeceğiz? Gelin birlikte görelim. Photoshop'ta bu iki görseli açıyorum. Bu görselleri videonun altındaki bulunan bağlantılardan indirerek sizler de yine benim gibi çalışabilirsiniz. Ardından File menüsünden New diyerek Photoshop'ta yeni bir çalışma dosyası oluşturuyorum. Ve Photoshop'ta oluşturacağım dosyam türü tabii ki piksel uzantılarda, piksel boyutlarda olacak. Çünkü bir ekran üzerinde yayınlanacak bir çalışma yapıyorum. Ve boyutlarım da 1280'e 720 piksel olarak ayarlıyorum. Evet, yanlış duymadınız. 1280'e 720 piksel olması gerekiyor. YouTube'daki küçük resimlerin çözünürlüklerini bu şekilde hazırlamanız gerekiyor. Ardından bu işlemlerimi yaptıktan sonra Create diyerek çalışmamı oluşturuyorum. Oluşturduğum çalışmamda kullanacağım görsellerimi aşama aşama getiriyor olacağım. Bunun için ilk başta Himalayalar görselini ilgili çalışmamın içerisine taşıyacağım. Bunun için sürükleme aracımı yani taşıma aracımı alıyorum ve görselin üzerine basılı tutarak sürüklüyorum. Mouse'um hala basılı. Açtığım boş çalışmanın tabının üzerine gelip ilgili görselimi bırakıyorum ve gelen seçeneğe OK diyorum. Artık biraz önceki görseldeki fotoğraf ne yapmış oluyor? Çalışmamın içerisine getirilmiş oluyor. Ardından boyutunu ayarlamak isterseniz bilgisayarınızdaki kısa yol olarak Ctrl+T'yi kullanabilirsiniz veya Edit menüsünden Free Transform'u kullanabilirsiniz. Free Transform dediğimiz pencere biraz daha uzaklaşırsanız, zoom out yaparsanız ilgili görselinizin küçültmeye, büyütmeye veya onu istediğiniz açılarda koymanızı sağlar. Ben de şu şekilde dağların gözükeceği şekilde ve hatta kenardaki kartalın gözükeceği şekilde bir modda bırakıyorum. Sonra Enter'a basıyorum. Ardından bu işlemi yaptıktan sonra diğer çalışmama geçeceğim. Bu çalışmamla işim bitti. İsterseniz bunu kapatabiliriz. Diğer çalışmama geçtikten sonra burada ilgili kişiyi bu beyaz zeminden seçerek götürmek istiyorum. Bunun için seçim araçlarımdan faydalanmam gerekiyor. Bunu daha önceki Photoshop derslerinde yine üzerinde durmuştuk. Burada hızlı bir seçim yapabilmek için örneğin sihirli değnek aracımız yani Magic Wand Tool'u alabiliriz. Magic Wand Tool'la ilgili beyaz alana tıklarsanız benzer tonları seçeceği için direkt olarak buradaki beyazları seçmiş olacaksın. Yine aynı şekilde ilgili aracın seçime seçim ekle özelliği aktif iken yukarıdan şu aşağıdaki kısma da tıklayarak orayı da seçime dahil ediyorum. Gördüğünüz üzere ilgili kişi hariç tüm beyaz alan seçili. Ve bu seçimi tam tersine çevirerek ilgili kişinin seçili olmasını sağlayacağım. Bunun için Select menüsünden Inverse seçeneğini seçiyorum. Inverse, ilgili seçimi tersine dönüştürecektir. Yani seçili olmayan alanların seçili olmasını sağlayacaktır. Bu işlemi yaptıktan sonra kenarların daha iyi olabilmesini istiyorsanız ilgili seçim elinizde mevcutken yani seçiminizi yapmışken yukarıdaki özellik penceresinde Select and Mask yani seç ve maskele seçeneğini kullanabilirsiniz. Bu seçeneğe bastığınızda ilgili seçiminiz şu şekilde görünecektir ve seçilmeyen yerlerde kırmızıyla boyanarak görünecektir. Ama istiyorsanız siz şuradaki görünüm menüsünden bunu beyazın üzerinde göster veya transparan zeminin üzerinde göster veya ilgili katmanın üzerinde göster gibi seçenekleri aktif edebiliyorsunuz. Şu şekilde isterseniz katmanların üzerinde göster seçeneğini kullanarak nerelerin seçili nerelerin seçili olmadığını görebilirsiniz. Hatta overlay dediğimiz biraz önceki kırmızı moda dönerek de ilgili hatalarınızı görebilirsiniz. Burada seçimden çıkartmam gereken bir kısım var. Bunun için artıl aracımı alıyorum ve buralara sürüyorum. Buraları seçime ekliyorum. Aynı şekilde bu şekilde bozuk alanlar olduğunu düşündüğünüz kısımlarda bu işlemi devam ettirebilirsiniz. Gördüğünüz üzere hatamızı kolay bir şekilde düzeltmiş olduk. Tabii ki kenarların daha başarılı olabilmesini istiyorsanız bunun için kenarda bulunan kenar algılama sistemini kullanarak şu şekilde biraz daha kenarların iyileştirilmesini sağlayabilirsiniz. Bu işlemi yaptıktan sonra OK diyorum ve seçimimi güncellemiş oldum. Şimdi taşıma aracımı alıyorum ve ilgili alanı sürükleyerek çalışmamın içerisine getiriyorum ve OK diyorum. Çalışmam tabii ki yüksek çözünürlüklerde olduğu için biraz şöyle uzaklaşarak ilgili katmanımı biraz küçültmem gerekiyor. Yine klavyelerinizde Ctrl+T kısa yolla basarak bu çerçeveyi çıkartabilirsiniz. Köşelerinden çekiştiriyorum en ve boy oranını bozmadan. Çalışmama biraz yakınlaşmam gerekiyor. Zoom yapıyorum ve çalışmamın içerisine ilgili görselimi ortalayarak yerleştiriyorum. Eğer yazı ekleyeceksek tabii ki
Belki biraz daha görselinizi sola kaydırarak şu şekilde, hatta belki biraz daha şöyle bir açıyla farklı hareket getirebilirsiniz. Böyle bir ayarlama yaptıktan sonra Enter'a basabilirsiniz. Evet, ilgili görselini de getirdim. Hatta arka plana renk uyumunu sağlamak istiyorsanız, ilgili katmanınız seçiliyken, bakın kenarda ilgili kişinin olduğu katman seçili, yukarıda imaj menüsünden Auto Color seçeneğini, yani otomatik renklendir seçeneğini seçebilirsiniz. Böylece buradaki kırmızı renkler olabildiğince daha mavimsi renklere kayarak arka planla uyuşacaktır. Görselimize daha da hareket katmak istiyorsak, ilk başta gördüğünüz üzere ilgili katmanın üzerine sağ klik yapıyorum ve Blending Options seçeneğini açıyorum. Ve açtığım bu seçenekte ise şuradaki Stroke seçeneğini, yani çizgi seçeneğini işaretliyorum ve üzerine ayar yapabilmek için ayarın üzerine tıklıyorum. Tıklama işlemini yaptıktan sonra çizgi rengimi seçiyorum. Color menüsünden istediğiniz farklı bir renk seçebilirsiniz. Ben şu an ilgili kişinin üzerindeki kırmızı tonlara yakın bir ton seçeceğim. İsterseniz damlalığınızla da seçebilirsiniz. Bu işlemi yaptıktan sonra OK diyorum ve çizgimi biraz kalınlaştırıyorum. Çizgimi kalınlaştırdıktan sonra biraz da parlama vermek istiyorum. Bunun için dışarıya doğru parlama verebilmek için Outdoor Glow seçeneğini seçiyorum. Seçtikten sonra yine aynı şekilde onun da rengini değiştirmek istiyorsanız buradaki renk seçeneğine tıklayarak yine istiyorsanız damlalıkla renkler alabilirsiniz. İlgili kişinin üzerinden yine renk alıyorum ve kırmızı olmasını sağlıyorum. Ama biraz daha açık bir kırmızı, yani beyaza yakın bir kırmızı deniyorum. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Evet, bu işlemi de yaptıktan sonra artık görselim hazır. Görselimin kenarına bir yazı eklemek istiyorum. Bunun için text aracımı alıyorum ve tek bir klikle buraya bir yazı oluşturabilirsiniz. Başlangıçtaki çalışmada da gördüğünüz gibi bir metin ekleyeceğim. Tek bir klikle bir metin alanı oluşturuyorum. Bu metin alanı oluşturduktan sonra buraya yazacağınız yazının fontunu yine karakter penceresinden belirleyebilirsiniz. Karakter penceresinden farklı bir fontla belirleyebileceğiniz gibi buradan dışarıdan bir harici fontu yükleyerek de buradan yine seçim yapabilirsiniz. Ben şu an Google Sans fontunu kullanarak böyle bir yazı yazma işlemi yapabilirim. Veya istiyorsam farklı bir fontla seçmek, yine buraya tıklayarak farklı bir font seçebilirim. Bilgisayarıma indirdiğim herhangi bir font ailesini burada seçerek daha farklı, daha hareketli bir yazı tipi oluşturabilirim. Yazınızın büyüklüğünü veya rengini de tabii ki ayarlayabilirsiniz. Ben kırmızı bir yazı istiyorsam bunun için ne yapabilirim? İlgili katmanım seçiliyken şuradaki Color seçeneğini tıklayarak yine belki tişörtün üzerindeki kırmızı tonunu alarak renklendirme işlemi yapabilirim. Böylece renk olarak daha takım bir çalışma yapabilirim. Bu işlemi yaptıktan sonra yazımın içeriğini değiştirmeye geliyorum. Ve buraya geliyorum. Nasıl yazdım? Kopyasını alacağım. Bir katmanın hızlıca kopyasını almak için yine klavyelerinizde Komut J ile ya da Kontrol J ile ne yapabiliyordunuz? Kopyasını oluşturabiliyordunuz. Oluşturduğunuz kopyayı sürükleyerek ilgili yerlere kaydırabilirsiniz. Bakın mesela biraz daha aşağıya kaydırıyorum. Şu şekilde gördüğünüz üzere. Oraya da diyorum ki 100K. Bu şekilde bir yazı yazdım. Yine bir kopya alacağım. Ctrl J ile bir kopya daha oluşturuyorum. Yine taşıma aracımla içeriye doğru kaydırıyorum. Aşağıya doğru. Oldum yazdım. Ve ünlem koydum. Şimdi yazılarımın renklerini ve büyüklüklerini ayarlayacağım. Bunun için oldum yazısını şöyle aşağıya doğru çekiyorum biraz. 100K yazısını biraz öne almak ve vurgulamak istiyorum. Bunun için 100K yazısını şöyle biraz çekiyorum ama büyüteceğim. İsterseniz karakter penceresindeki font ayarlarıyla, isterseniz Ctrl T deyip bu şekilde transform, yani eğme bükme ayarlarıyla da bir yazıyı büyütebilirsiniz. Büyüttükten sonra yazımın büyüklüğünü onaylıyorum. Biraz böyle dikkat ederseniz şöyle bir büyüklükte göründüğünde bayağı dikkat çekici olacaktır. Ve ardından rengini değiştirebilirim belki. Buradaki 100K yazısının rengini bu sefer siyah tonlarına doğru çekiyorum bu şekilde. Ama kenarlarında da beyaz bir çizgi olmasını istiyorum mesela. Yine aynı şekilde ne yapabilirsiniz? Katmanınızın üzerine sağ klik yapıp Blending Options diyebilirsiniz. Ve burada yine ilgili katmanlarınızın kenarına çizgi efekti vermek istiyorsanız Stroke seçeneğini işaretleyerek ayarlarını değiştirebilirsiniz. Ve burada da Color seçimisinden ne yapıyorum? Beyaz rengi seçiyorum. Ve biraz daha abartıyorum. Yani size boyutunu biraz daha büyütüyorum. Şöyle bir dolgu yaptım. Dikkat ederseniz bayağı dikkat çekici olmuş oldu. Şuradaki nasıl yazısını değiştirmek istiyorum biraz. Nasıl yazısını da bu yazıya yaklaştırıyorum ve daha görünür kılmak için belki farklı renkler oluşturabilirsiniz. Ya da şöyle bir şey yapabilirsiniz. Bu yazıların altına bir boş katman oluşturabilirim. Yani arka plandaki şu görselimin üzerine bir katman oluşturabilmek için görselimi seçiyorum ve aşağıdan boş bir katman oluşturdum. Oluşturduktan sonra elime fırça aracımı alıyorum. Fırça aracımı aldıktan sonra beyaz rengimi seçiyorum. Seçtikten sonra biraz daha opacity, yani saydamlık değerini yukarıdan ayarlıyorum. Ve fırçamın büyüklüğünü biraz daha artırıyorum.
yeterli ve aşağısına doğru şöyle sürüyorum. Bakın bu şu an yaptığım şey aslında ne yapmış oluyor? Burayı biraz daha parlak bir zemine dönüştürmüş oluyor. İstiyorsanız biraz daha saydamlık değerini artırarak sürme işlemi yaparsanız daha iyi olur. Hatta belki bunu ilgili görselin üzerine de koyabilirsiniz. Şöyle bir şey de yapabilirsiniz. Böyle bir şey de olabilir. Daha böyle dikkat çekmesi için. Evet, sonra oldum yazısında. Şöyle biraz göz kararı yukarıya doğru çekiyorum. Ve işlemimi bitiriyorum. Şöyle istiyorsanız genel olarak bir bakalım nasıl duruyor diye. Evet, hiç fena değil. Siz ne dersiniz? YouTube'da dikkat çekeceğini düşünüyor musunuz siz de? Bence bayağı dikkat çeker gibi. Çünkü renk olarak gayet ortada kendini gösteriyor. Yine aynı şekilde ilgili konuyu da destekleyen bir başlık varsa üzerinde ve görsel varsa bence neden olmasın. Evet, siz de bu şekilde YouTube'da veya farklı platformlarda paylaştığınız videoların küçük görsellerini tasarlayarak onların daha dikkat çekmesini sağlayabilirsiniz. Böylece insanlar videolarınıza daha fazla tıklayacaklardır. Görüşmek üzere.